Herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde Pixton'la hazırladığımız çizgi romanımızı Scratch ile animasyona çevireceğiz. Öncelikle giriş yapalım. Girişimizi yaptıktan sonra sınıflarda öğrencilerimizin oluşturduğu bir örnek üzerinden gitmek istiyorum. Şimdi burada çok kısa bir tanesini alalım. Örneğin bu. Bunun ekran fotoğraflarını alıyoruz öncelikle. Masa üstünde bir klasör oluşturuyorum. Çizgi roman diye. Ve bunun içerisine numara vererek kaydediyorum. Numara verirsek bu bize kolaylık sağlar. Şöyle birinciyi kaydettik. İkinci fotoğrafımızı da hemen ekran görüntüsü olarak kaydediyoruz. Buna da 2 diyelim. Evet, bu şekilde kaydettim. Şimdi Scratch'a geliyorum. Yeni bir proje başlatıyoruz. Buradan kedi kuklamızı sildikten sonra buradan bilgisayardan kukla yükle diyoruz. Masaüstü çizgi romanını açıyorum. Şimdi birinciyi yüklüyorum. Yükledikten sonra kostümler kısmını açıyorum. Buradan ikinciyi devamı olarak oraya yüklüyorum. Böylece birbirini takip edecek iki tane kostüm oluşturmuş oldum. Şimdi birinci kostüme tıklayıp bunu vektöre dönüştür dedikten sonra bunu ekrana tam sığması için bir düzenleme yapacağım şöyle. Burada da düzenledim. Şimdi aynı işlemi ikinci kostüm için de yapacağım. Vektöre dönüştür dedim. Köşeye alıp buralarından bir ayar yaptıktan sonra evet, bu şekilde oluşturduk. Şimdi kod bölümüne geçelim. Birinci kostümü seçtim. Kod bloklarına tıkladıktan sonra olaylar sekmesinden yeşil bayrağı tıklandığında şöyle aldım. Her zaman olduğu gibi konum belirliyoruz. Şu an hangi konumda bu konuma gelsin, sürekli
bu konudan başlasın. Şimdi burada ne seslendirecekse onu metin olarak zaten ekranda gördüğümüz için metin yazmıyoruz buraya. Burada eklenti kısmından metinden sese eklentisini ekliyoruz. Ve ses tipini Türkçe olmasını bir defa ayarlıyoruz. Ondan sonra konuşma baloncuğunu alıp burada ne yazıyorsa buraya ekliyoruz. Böylece bunu seslendirmiş olacak. Ama bazen Türkçeyi düzgün seslendiremeyebiliyor. Scratch'ın bu özelliği, bu eklentisi. O nedenle kendimiz de istersek buradan ses kaydı yaparak o şekilde de ekleme yapabiliriz. Ben şimdi hızlıca burada yazılan yazıyı yazıp buradaki eklentiyle seslendireceğim. Bakalım şimdi. Acaba neden televizyon açılmıyor? Şimdi burada bir bayan sesi duyuyoruz. Bunu tenora Acaba neden televizyon açılmıyor? çevirirsek. Bakın burada C harfini çok net seslendiremedi ama bir deneyelim. Ve bundan sonra bunu seslendirdikten sonra bir sonraki kostüme geçeceğiz görünümden. Kılığına geç. Şurada başlarken de bir kılığına geç dersek daha net olacak. Evet. Şimdi ikinci kostüme geçtiğimde Acaba neden televizyon açılmıyor? ikinci karakter konuşacak şimdi. Onun için yine metinden ses özelliğini kullanıyoruz ve buraya konuşma baloncuğundaki metni yazıyorum. Acaba neden televizyon açılmıyor? Şunlar televizyonun fişi takılı değil ki. Bu şekilde şöyle görürsek belki daha net olacak. Acaba neden televizyon açılmıyor? Şunlar televizyonun fişi takılı değil ki. Evet, burada tabii hazırlayacağımız çizgi romanlarda biraz daha yüz ifadelerini değiştirerek kostümleri değiştirirsek tam bir çizgi roman haline getirebiliriz animasyon olarak. Bu şekilde Pixton'da hazırlamış olduğumuz çizgi romanları bir dahaki derste bu şekilde bir animasyona çevirmenizi istiyorum. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.